Bu videoda demir eksikliği anemisinin ve kronik hastalık anemisinin tedavisinden söz edeceğiz. Bu hastalığı DEA şeklinde kısaltarak yazacağım. Demir eksikliği anemisinin demir takviyesiyle tedavi edilebileceğini düşünüyorsanız, çok haklısınız. Demir eksikliği anemisini hastaya demir takviyesi vermek suretiyle tedavi edebiliyoruz. Demir takviyesi hastaya birkaç farklı yolla verilebiliyor. İlki ağız yoluyla alınan yani Oral takviyeler. Oral demir takviyeleriyle ilgili unutmamamız gereken birkaç şey var. İlk olarak daha önce de dediğimiz üzere gıda yoluyla alınan demirin duodenum'da emilmeye hazır hale getirilmesinde mide asidi büyük rol oynuyor. Yani oral demir takviyesinin asitli bir içecekle mesela portakal suyuyla alınması emilime yardımcı olabilir. İkinci olarak oral yolla alınan demir dişleri karartabiliyor ve daha da önemlisi siyah gaitaya neden olabiliyor. Bu çok önemli çünkü siyah gaitaya üst gastrointestinal kanamalar da yol açabiliyor. Yani gaita siyah olan bir hastanın öyküsünü incelemek ve dolaylı bile olsa siyah gaitaya neden olabilecek herhangi bir demir takviyesi alıp almadığına bakmak çok önemli. Çünkü üst gastrointestinal tanıma tıbbi bir acil durumdur. Evet, bir hastanın demir eksikliğini gidermenin ilk yolu bu. İkinci yol demiri intravenöz yoldan vermek. İntravenöz demiri demir takviyesini ağız yoluyla alamayan, oral demiri tahammül edemeyen hastalara veriyoruz. Çünkü demir takviyesini ağız yoluyla almak hastaların çok sevdiği bir şey değil. Hatta bir oral yolla alınmak için fazla büyük dozda olan demir takviyelerini de intravenöz yolla uyguluyoruz. Yani intravenöz demir takviyesi bu grup hastalar için kullanılıyor. Demir eksikliği anemisini tedavi etmek için başvurulabilecek üçüncü yolsa kan transfüzyonu yani kan nakli. Kan transfüzyonlarını sadece çok ciddi anemisi olan hastalarda uyguluyoruz. Çünkü kan transfüzyonu da başlı başına yaşamsal risk taşıyan bir uygulama. Şimdi daha önce kullandığımız şu çizelgenin üstünden kısaca geçerek demir eksikliği anemisinin en yaygın nedenlerine bir kez daha bakalım istiyorum. Az önce konuştuğumuz gibi birçok durumda demir takviyesi yaparak hastanın demir eksikliğini gidermek mümkün olabiliyor. Örneğin hasta yetersiz demir alımından mustaripse ona demir takviyesi vermek sorunu tabii ki çözecektir. Benzer şekilde Hamile kadınlarda veya büyüme çağındaki çocuklarda olduğu gibi demir ihtiyacında bir artış söz konusuysa demir takviyesi vermek demir eksikliği anemisini tedavi edecektir. Ne var ki hastada demir emilimini engelleyen bir durum varsa ona oral demir takviyesi vermemiz zaten mümkün değil. Hatta bu hastalarda intravenöz demir takviyesi de ancak geçici bir iyileşme sağlayacaktır çünkü altta yatan sorunu çözmeyecektir hasta demir eksikliği anemisi yaşamaya devam edecektir yine benzer şekilde herhangi bir sebeple yüksek miktarda kan kaybeden hastalara da demir takviyesi vermek akut sorunu çözse de anemiye çare olmayacaktır anemiyi tedavi etmek için altta yatan sorunu çözmemiz gerekecektir yani özetle bu tip hastalarda Demir takviyesi yeterli olmaz. Şimdi bu kısmı hallettiğimize göre artık kronik hastalık anemisinin tedavisine geçebiliriz. Bunu farklı renkle yazayım ki karıştırmayalım. Morla yazıyorum. Kronik hastalık anemisi. Bunu da KHA şeklinde kısaltıyorum. Kronik hastalık anemisi ilginç bir hastalık. Çünkü demir takviyesi ile tedavi edilemiyor. Bu hastaların kanına baktığımızda serumda demir eksikliği olduğunu görüyoruz. Anemiye de zaten bu sebep oluyor. Ama yine de bu hastalara demir takviyesi vermek durumu iyileştirmiyor. Çünkü hatırlayın en başta vücutları demir emilimini kısıtlıyor. Yani oral yolla vereceğimiz demir zaten emilmeyecek. İkincisi vücuda giren demir hemen depoya kaldırılıyor. Kırmızı kan hücresi üretiminde kullanılmıyor. Dolayısıyla oral ya da intravenöz demir takviyesi işe yaramıyor. İşte o yüzden demir takviyesi vermek bu hastaları iyileştirmiyor. İyileştirmediği yetmiyormuş gibi. Verdiğimiz onca demirin karaciğerde depolanması, karaciğere hasar veren bir takım reaksiyonlara neden oluyor. Bu da bağımsız bir karaciğer hastalığının ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla kronik hastalık anemisi asla ve asla demir takviyesiyle tedavi edilmemelidir. Çünkü hastayı iyileştirmediği yetmiyormuş gibi ona zarar da verebilir. Ayrıca şunu da aklınızdan çıkarmayın. Enfeksiyon veya bakteriyel enfeksiyon gibi durumlarda kronik hastalık anemisi bir tür koruma mekanizması işlevi görüyor. Vücut bakterilerin çoğalmasını engellemek için demiri bakterilerden uzak tutmaya çalışıyor. Böyle bir durumda vücuda fazladan demir vermek bakteri üremesini hızlandıracağı için zararlı olabilir. Bu da bu tür hastalara demir takviyesi vermememizin bir diğer nedeni. O yüzden kronik hastalık anemisinin tedavisi altta yatan durumun tedavisinden geçiyor. Altta yatan ve genellikle inflamatuar olan durum bu hastalıkta da demir eksikliği anemisinde olduğu kadar önemli. Evet. Demir eksikliği ve kronik hastalık anemilerinin tedavisinde kullandığımız başlıca mekanizmalar işte bunlar.